Yani Ahmet bin Hanbel'i düşünün. Mesela gidermiş. O büyük zatın, o büyük müşidin huzurunda diz bükermiş. Ona diyorlar ki biz senden İslamiyet'i öğreniyoruz. Sen bize Allah'ın dinini anlatıyorsun. Gidiyorsun onun yanında diz büküyorsun. Evet diyormuş. Ben size Allah'ın dinini öğretiyorum. Ama o bana Allah'ı, Rabbimi anlatıyor, öğretiyor diyormuş. Rabbani olmak demek namaz kılmayı, abdest almayı, oruç tutmayı öğrenmek değildir. Rabbani olmak demek Rabbini bilmek demektir. Allah'ı bilmek ve tanımak. Yani o konuda, o yolda çaba sarf etmek. Allah'ın yakınlığını siz Cenab-ı Allah'ın marifetiyle elde edebilirsiniz. Çünkü ariflerden Cenab-ı Allah bahsediyor. Mukarrabun diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a yakın olanlar diye anlatıyor. Öyle bahsediyor. İnsan öyle olursa Süfyan-ı Sevri gibi olur. İnsan öyle olursa Abdullah İbni Mübarek gibi olur. Jüneyli Bağdadi gibi olur. Hasan-ı Basri gibi olur yani. Süfyan-ı Sevriye mesela soruyorlar vefat ettikten sonra arkadaşlarından biri diyor rüyada gördüm ya Süfyan ne oldu diyor. Ne, neyle karşılaştın? Allah rahmetiyle beni affetti diyor. Peki ne oldu? Bir adımımı attım sırattaydım öbür adımımı attım cennetteydim diyor. Süfyan-ı ve nihayet bir başka dostu, bir başka arkadaşı diyor ki Süfyan sevdiği gördüm rüyamda. Dedim ki ya Süfyan sen mezarın karanlığında ne yapıyorsun dedim. Kabirde nasıl geçiyor? Benim kabrim bülbüllerin öttüğü bir gül bahçesidir dedi diyor. Allah-u Teala bunu nasip etsin.